Oğlum Ali Kaya'ya meydan okuyorum. Benden kaçan bana gelir, ana göre. Zıp zıp yürüyor. Artık bundan sonrası ipleniş. Herkese merhaba sevgili dostlar. Hepiniz hafta sonu kamçılarının muhteşem bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün neredeyiz biliyor musunuz? Bugün müthiş bir trekking rotasındayız. Yine Kocaeli'de görülebilecek yerlerden birindeyiz. Evet, burası Çınarlıdere. İzmit merkeze 10-15 dakikalık bir mesafede. Çok yakın ama orman. Sanki hiçbir çok yakınmış gibi değil aslında değil mi? Küçük bir şeyden daha bahsedeceğim. 4000 abone olduk. Hepinize destekleriniz için teşekkür ederiz. Bu videoyu da beğenip yorumlarsanız biz çok mutlu oluruz arkadaşlar. Kesinlikle bu videoyu izleyin ve nasıl şelaleye tırmandık, nereden indik gerçekten bence ilginç. Bulması zor bir yer. Hatta şöyle de bir şey eklemek istiyorum. Sakın kaçırmayın. Bu part bence çok kritik. Evet, bu şelaleye halatla iniyorsunuz. O zaman videoya hoş geldiniz. Evet, şimdi rotanın başlangıç noktasında böyle bir harita var. Bu haritada bizim gideceğimiz noktayı görebiliyorsunuz. Zaten 5.3 kilometrelik bir rota olduğunu söylüyor. Çınarlıdere Şelalesi başlangıç noktamız burası. Ve ulaşacağımız yer burası olacak. Bu noktada bu giriş bölümünden biraz daha detaylı bahsedeceğim. Çünkü burası hepimizi daha detaylı ilgilendiren bir yer. Şu an bulunduğumuz yerin sağında bir su kenarı var. Orada genelde insanlar oturuyor, bir şeyler yiyip bir şeyler içiyorlar. Ve genelde burada piknik yapıyorlar. Evet. Burası geçen geldiğinde de böyleydi herhalde. Yani. Aynen böyleydi. Biraz su fazlaydı. Biraz su azalmış tabii sıcaklardan dolayı. Ama yine burası bence şehrin içinde konum olarak çok güzel bir yer. Biz ilk gittiğimizde şelaleyi bulamadık. Çünkü şelale çok basit değil. Videonun devamında göreceksiniz. Şimdi bu videonun konusu aslında Çınarlıdere Şelalesi'ne ulaşım. Aynen. Başlangıç noktasından son noktaya kadar gideceğiz inşallah. Her yerde şey var. Ağaç var. Elma ağacı, kiraz ağacı bilmem ne var. Onları belirtmişlerdi. Ben de diyorum neden bu kadar çok incir ağacı var burada. Birini belirtmişler mesela. Burası incir bölgesi, incir ağacı bölgesi. Ya bence Kocaeli, yani bu gezilip görülebilecek yerler konusunda gayet iyi. Kocaeli Belediyesi de bence bu konuda başarılı. Hemen şurada zaten bir çöp kovasını görüyoruz. Etrafta gayet temiz. Şöyle tüm yürüyüş parkurunu belirten bir harita da burada var. Serindere videosunda hatırlıyorsunuz orada da vardı. Yani Kocaeli'de çok fazla yürüyüş parkuru var ve bence gayet güzel. Biz birkaç tanesini deneme fırsatımız oldu. Şu an bu da onlardan biri. Aynen, yeni keşif. Bakın spor, piknik alanı. Şimdi hemen zaten kapıdan giriş yaptıktan sonra böyle biraz yürüyünce sağdaki noktaları görüyorsunuz. Ağaçların içerisinde gayet güzel. Şimdi şunu soracağım. Cigo, buranın zemini hep böyle toprak yol mu olacak? Aynen, toprak yol. İleride sadece 2 kilometre sonra böyle hafif rampa olacak. O rampa biraz daha kötü. Hani takip eden insanlar daha az yürüdüğü için. Ayrıca bu noktaya minibüs de giriyor diyecektim. Aha. Bak minibüs geldi. Evet, bak aynen. Bu güzel denk geldi. Şimdi buradan dereye kadar mı götürüyor? Şelaleye yok, kadar mı? Abi şelale bu insanların piknik noktalarına götürüyor. Biliyorsun Cigo, biz her zaman zor noktaya gideriz yani. Şey mi peki? Bu böyle ring gibi mi? Aynen. Ücretsiz abi mi? Onu bilmiyorum. Hiç binmedik. Biz yürüdüğümüz için biliyorsun. Onu bir öğreniriz. Şimdi bir de şu var. Buraya gelirken giyeceğiniz ekipmanlar, getireceğiniz ekipmanlar vesaire çok bir şeye gerek yok gibi görüyorum. Ayakkabı biraz önemli. Bak, içeride bir sürü, ileride de göreceğiz, gösteririz. Şey var. Musluk diyeceğim. Çeşme. Aynen, çeşme var. Birkaç noktada çeşme var. İleride işte ne bileyim plaj voleybolu gibi kum üzerinde voleybol oynuyorlar, top oynuyorlar. Her yerde insanlar, kamp kuranlar var bazı noktalarda. Yani şey bir alan, değişik bir alan. Bütün tesis gibi ama tesis değil. Ücretsiz. Bu bölgede bankların olduğunu gördük. Burada yine insanlar oturmuş. Herhalde biraz rotayı devam ettikten sonra zaten insan sıklığı azalacak. Şu bölgede de yoğunluk var. İnsan azalmasının temeli de ringi beklemeleri gerekiyor. Çünkü araçlar öyle giremiyorlar. Birçok insan da yaşlı, genç falan derken
herkes yürüyemiyor. Çoluk çocuk var. Ringi beklemek de herkesin işine gelmiyor veya işte saçma geliyor. O yüzden de her zamanki gibi daha ileri gittikçe daha az popülasyon ve daha güzel yerler var. Bence bu videonun en kritik noktası şu. Bence yaptığın zaman başa koymalısın. Abi bu video başlandığı gibi devam etmiyor. Hani o şelale de, ya şelale diyorsun ama şelaleye gidiş çok tuhaf. Benim çok tuhafıma gitti ve de görünce siz de şaşıracaksınız. Bu arada bulamama ihtimali de varmış. Mesela... Aynen, biz bulamadık. Çok fazla ileri gitmişiz. Çünkü sağ taraftan, yol devam ederken sağ taraftan böyle bir uçurum şeklinde bir şey var. Tabii ki bir tabela falan da olmayınca biz nereden bilelim? Biz niye uçurumdan gidelim yani? Halat var, uçurum var. Siz iner misiniz? Biz de inmedik. Yaklaşık 3 kilometre daha yürüdük. 5 kilometre yolu 8 kilometre yaptık. Ve dedik biz bunu bulamayacağız. Birkaç insan görüp sorduk. Dedik ki siz geçmişsiniz. O halattan inecektiniz. Ama bizde halat kimse yok. Halattan ineceğiz. Biz de vazgeçmiştik. Bu arada... Evet, bu arada bir tane çeşme gördük. Yolun belli noktalarında bu şekilde çeşmeler var. İstediğiniz zaman buradan su içebiliyormuşsunuz. Buradaki su içiliyormuş. Zaten bence Kocaeli'nin suyu da temiz. Bir dakika, bu su içiliyor ama neden biliyor musunuz? Birçoğunuz biliyor. Çene suyu. Çene suyu zaten burası. Onu ben bilmiyordum abi. Bir dakika, birçoğunuz biliyor da ben bilmiyordum. Şimdi yine karşı bölgede görüyorsunuz piknik yapanlar ve orada bakın şey var. Spor aletlerinin olduğu bir yer var. Abi buraya belediye gayet güzel el atmış. Amanı Kur'an. Aa, bir de oyun parkı var. Oo bak, şu an yaklaşık bir 20 dakika falan oldu yürümeye başlayalım. Güzel bir noktaya geldik. Yani burada insanın yürüyesi gelir zaten. Abi mükemmel ya. Yani insan sesi zaten çok azaldı artık. Çok az tek tük diyoruz. Hayvan sesleri. Normalde çok sıcak dışarısı ama şu an sıcaklık fena değil. Yani yine sıcak ama bence en az bir 3-4 derece düştü. Gayet güzel, keyifli yani. Şu yola bak. Yol gayet güzel. Artık burada biraz daha az insan görür olduk. Sanırım iyice şelale rotasına girdik. Şimdi birinci elden bir deneyim var. Burada yol ikiye ayrılıyor artık. Bir sağa gidiş, bir sola gidiş. Şurada bir ok işaretiyle belirtilmiş. Ama diyelim bunu görmediniz. Ama bu videoyu izliyorsunuz. Aynen. Görmezseniz sağdan gidebilirsiniz. Sonra geri dönüyorsunuz. Yol bitiyor zaten ileride. Bir ISU gibi bir şey var ileride. Bir kuruluş var yani. Muhtemelen bu akan suyu kontrol ediyor. Ama soldan, şelaleye sol taraftan gidiliyor, çıkılıyor. Bu dağı tamamen çıkacağız. Bu şekilde virajlı bir yol var. Bu şekilde çıkarak gideceğiz. Şu an tahmini kaç dakika var? Şu an tahmini yarısını geldik. Yani yarısından bir tık fazlasını da gelmiş olabiliriz. Muhtemelen bir 2 kilometre daha falan bir yol var. Ama tırmanış olduğu için bir tık daha terletici. Tamam. Daha zor bir yola giriş yapıyoruz. Ama süre olarak yarısına geldik sayılır. Şimdi biz devam ediyoruz tabii. Yolu göstereyim. Bu şekilde bir yol. Bak unutmayın, sol taraftan devam ediyorsunuz. Zaten yolun engebeli kısmı görünmeye başladı. Evet. Kelebekler Vadisi'ne geldik. Aşağıda sesler duyuyorsunuz. Şu an şelaleye çok yakınız. Bakın biz buradan görüyoruz ama şu an görünmüyor. Ne diyorsun? Abi bence bu doğa harika bir yer ya. Şu an hani şehirden arabayla 20 dakikada geldik buraya. 5 kilometre yürüdük. Trekking parkuru mükemmel. Ter borcunu ödedik abi. Abi bu. Bizim olayımız bu zaten. Evet, şimdi rotanın son noktasına geldik. Bakın burası çok tehlikeli olmasa da az tehlikeli bir iniş yolu. Eğimi şöyle gösterelim. Bence senin, keşke ben de diğer ayakkabılarla gelseydim ya. Bunlarla inmek biraz daha kolay ama tabii biz ineceğiz. Şimdi şurayı göstereyim. Yavaş yavaş ineceğiz. Aşağıda bir de ip varmış. Sanırım burada da bir ip varmış ama o ipi... Burada bir ip vardı ya. Ben daha önceden indim. İpi dızladılar mı acaba? Ne yaptılar? Tam şu ağaca bağlıydı ip. Ve de gerçekten de şu kadar kalınlıkta bir ipti. Halat yani. İp değil o. Aşağıda yüzüyorlarmış. Şimdi biz de ineceğiz aşağı doğru.
Ya buraya kadar bence inilir yani. Böyle biraz da ayakkabıyı bu şekilde tercih ederseniz daha rahat inersiniz. Şöyle iniyorum. İni. Kürdo. Al. Valla kürdo oğlum burada oğlum kalmadı oğlum. Ha? Hepsi dert oldu. Dert. Yani halatsız inilir mi? Halat olmasaydı inerdik. Ama ayakkabının iyi olması lazım bence. O garanti. Çünkü kaydığı anda falan vesaire. İşte mesela şu an burada biraz kayıyor. Çekelim. Nasıl? Aynen YouTube. Süper reis. Aynen. 10 numara ya. Mekan güzelmiş. Mekan burayı. Süper. Ortam süper. Biz her daim buradayız. Kocaeli misin? Tabii Kocaeli. Abi sen de YouTube'cu bekliyormuş. Tamam. Arkadaşlar buranın yerlisi. Mevkiye çok hakim. Profesyonelce inip çıkıyorlar buradan. Güzel ama ya. Rotası tabii güzel. Tabii çok güzel. Ama arkadaşlar mevki konum olarak çok güzel yardımcı olur. Özellikle şöyle bir arkadaş var bak. Arkadaşını konum var ya hacı. Aha. Oğlum Ali Kaya'ya meydan okuyor. Benden kaçan bana gelir, ana göre. Zıp zıp yürüyor. Yüksek değil ya. Bak burası bu kadar. Şu. Şu. Daha. Lan. Hey sen o kediyi izlemedin. Hem yorum yaz da oradan görürüm. Evet, geldik, şelaleyi keşfettik. Şimdi şelale hakkındaki birkaç tane yorumumdan bahsedeceğim. Bence kesinlikle bu rotayı denemeniz gerekiyor. Çünkü gayet güzel bir yolu var. Ulaşımı basit. Şehir merkezine 20 dakikalık bir mesafede. O yüzden burayı kesinlikle tavsiye ederim. Hatta suyun debisi de biraz yüksek olursa o zaman daha güzel bir şelale olacaktır. Hem görüntü olarak hem de yüzme alanı olarak. Biz zaten girmedik, yüzmedik, yüzenler vardı. Şöyle evet yüzmek için çok ideal olmayabilir ama hafta içi ben bu üçüncü gelişim. Daha önceki gelişlerimde hiç kimseye denk gelmedik. En fazla bir kişi iniyordu veya çıkıyordu şeklinde oldu. Bu serinliğin içine girmişken termosumuzu alıyoruz. Çantamızda, yiyeceklerimiz çantamızda. İnsanların arasından kaçıp böyle sessiz sakin bir yer arıyorsanız şelalenin yanında çayımızı içiyoruz, yiyeceğimizi yiyoruz. Ardından güzelce zaman geçirip fotoğrafımızı çekip yukarı çıkıyoruz. Herkesle gelinebilir bence pazar günü olmasından dolayı. Erkek yoğunluğu fazla. Bunun da tek bir nedeni var. Yol birazcık yani videoda izliyorsunuz tehlikeli. Hani dik bir yol. Bu yüzden hanımefendiler bazen zorlanabiliyor. Bence onlar o yüzden tercih etmiyor. Yoksa kesinlikle kız erkek sayısı eşit olur. Fakat birazcık tehlikeli bir yol. Bunun önlemini alırsanız herkese gelebilirsiniz. Bence güzel bir macera olur. Biraz yolundan ve içerideki imkanlardan da bahsedelim. Arkadaşlar mescit, tuvalet burada mevcut. Aynı zamanda belli bir noktaya kadar da gördüğünüz ki ring hattı var. Sürekli geçişler var. Yani günübirlik burada piknik. Gezi, aktivite, ne bileyim çok güzel bir vakit geçirilebilir. Biz oraya gittiğimizde bir tane araç geçişi olmuştu. Bakın şöyle bir yol var. Genelde yolun tümü bu şekilde. Yani buraya aracınızı sokmayı tercih eder misiniz onu bilmiyorum. Ve galiba oraya Umuttepe tarafından geliş oluyormuş.
Piknik alanında evet bu dediklerimizin hepsi geçerli ama burası farklı. Zaten normalde birazdan aşağı ineceğiz, bir sürü kalabalık var ve burada kimse yok, ses yok. Hani burası farklı bir nokta. Buradan çok az insan yürüyor. Sadece genel olarak burayı bilenler yürüyor onu. Hani bu rota zaten arabayla gelmeyi bence düşünmeyin. Bizim amacımız zaten yürümek, ter atmak, spor aktivitemizi yapmaktı. Ve bu sıcak havada ya biz bir koşu bandında, spor salonunda, klimalı ortamda koşacaktık. Veya bu güneşten kaçıp bu doğanın içinde mükemmel temiz hava içinde bu sporu yapacaktık. Bence en mükemmeli bu. Ve de şunu da eklemek istiyorum. Daha önce şelaleye gayet sportif kadın, erkek birçok insanın geldiğini gördüm. Herkes bir böyle bir şelaleye bakıyor, bir temiz havasını kokluyor ve yukarı çıkıyor. Zaten iniş ve çıkışlarda da bence inanılmaz bir efor harcanıyor ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Evet, bu bölümde çocukların oynayabilmesi için bir park alanı var. Şurada bir voleybol sahası var. Yine Batuhan eski geldiğinde burada voleybol oynayanları görmüş. Bence ben gayet... ilk defa boş gördüm. Özellikle pazar günü şelale o kadar doluyken buranın boş olması değişik bir şey oldu, tesadüf oldu. Buraya kadar zaten o gördüğünüz ring hattındaki dolmuşla gelebiliyorsunuz. Burada bence çok güzel voleybol oynanabilir. Zemin gayet güzel. Ve eğlenceli. Yani böyle doğanın içinde. Şöyle. Gayet eğlenceli olur. Ve burada bunun gibi barbeküler var. Burada tabii mangalınızı yakıp yemeğinizi de yiyebiliyorsunuz. Banklar şu an gayet boş. Saat 7 civarı oldu. Şöyle etraf gayet güzel. Şu alan biraz daha düz. Şimdi tuvaletlerin olduğu bölüme geldik. Burası erkekler tuvaleti, şurası kadınlar tuvaleti. Şelaleye doğru giderken başka tuvalet yok. Sadece mescit nerede onu görmedim. Burada mescit de var.